mezhep din Hazreti Peygamberin vefatından sonra muhtelif sebeplerle din anlayışında ortaya çıkan ...kurumsal yapılardır... ...ve adı ne olursa olsun... ...tüm mezhepler beşeri oluşumdur... ...Hazreti Muhammed'in vefatından sonra çıktığını söyledik... ...ve aynı şekilde mezhepleri şekillendiren de... ...mezhepleri kurumsallaştıran da insandır... ...o zaman diliminde yaşayan insanlardır... ...her mezhebin yine adı ne olursa olsun... ...doğruları vardır, yanlışları vardır... ...bu sözümün en açık kanıtını da... ...Şafilik üzerinden vereyim size... ...İmam Şafi... Ee, uzun süre Bağdat'ta yaşar. Daha sonra e, şeye gider. Mısır'a gider. Ve Mısır'a gittikten sonra bir bakar ki ayrı bir dünya. Geriye döner der ki benim daha önce söylediklerime itibar etmeyin. Buyurun size çarpıcı bir örnek. Görüşlerini değiştirdim. Tabii. Ya. Bir başka örnek Eş'ari. Yani e, Eş'ari e, 40 yaşına kadar Mutezili görüşleri benimseyen ve orada tanınmış bir simadır. Ama 40 yaşından sonra e, sebebini kendisi bilir. Rüyalar falan pek e, bana hitap etmiyor e, o izah tarzları. E, 40 yaşından sonra vazgeçer mutezileden. Ehlül hadis geleneği içinde kendisine bir yer bulur. Bakın bu da bir yani mezheplere nasıl bakacağımızla alakalı çok önemli ipuçlarıdır. Yani bu. onlar acaba hocam kendi bulundukları dönem ve o dönemin şartlarına göre... Bir takım düşünceler bir yorumlar ortaya koymuşlardı ama kendi yorumlarının dışında bir takım yorumların da olduğunu ve olabileceğini fark ettikleri noktada kendi yorumlarının sadece kendilerine bağlayacak bir yorumdan ibaret tabii. olduğunu anlamışlardı. Ya yani bu noktada o zaman etiketimiz de öyle belirlemişiz hocam. Mezhep din değildir. Bu çok doğru bir etiket evet. e, ve bunu anlatabilirsek bu programda bence e, hem biz amacımızı gerçekleştirmiş oluruz hem program da gerçekten büyük bir hizmeti görmüş hocam, olur. E,